Ali Karahasanoğlu. Ne dedi başkan? İstanbul Sözleşmesi nas değil. Önce bir öz eleştiri. İstanbul Sözleşmesi AK Parti iktidarında imzalandı. Yanlış mıydı? Külliyen yanlıştı. Bugüne kadar yürürlükte kalması daha büyük yanlış mı? Evet büyük yanlış. Bugün meclis çatısı altında hala İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması adı altında komisyonlar kurulması daha vahim bir yanlış mı? Evet, çok vahim bir yanlış. Ama yanlışın neresinden dönerseniz o da kardır. Artık o İstanbul Sözleşmesi'nden dönmeliyiz. Ki en üst makamdan da kısa süre önce aynı mealde öz gelmişti. İstanbul Sözleşmesi nas değildir, bizim için ölçü değil. Bu öylesine söylenmiş bir söz mü? Hayır. İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi zaten bunu düzenliyor sözleşmenin feshi taraflardan herhangi biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle herhangi bir zaman bu sözleşmeyi feshedebilir. Noktayı koyuyor muyuz? Koyuyoruz. Kısır siyasi tartışmalara girmeden, sen ben kavgası yapmadan ha ha sözleşmeyi sen imzalamamış mıydın teranesi yapmadan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm muhafazakar insanlarımızın desteğiyle AK Parti, MHP, SP, BBP ve CHP'nin içindeki İstanbul Ankara adaylarına onay veren hatta bu adayların milliyetçi kimliğiyle övünen muhafazakar seçmenin desteğiyle HDP'nin yönetimindeki bir avuç ateisti dışarıda tutarsak HDP'nin samimi dindar tabanının desteğiyle İstanbul Sözleşmesi'ni fes edelim, bu defter kapansın. Niçin bu sözleşmenin feshi önemli? Çünkü bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, Türkiye'de azalması düşünülen kadın cinayetleri arttı. Kadına yönelik şiddetin azalması için imzalanan sözleşme sonrasında kadınlara yönelik şiddet arttı. Hem de öyle bir aylığına, üç aylığına değil, bir seneliğine iki seneliğine değil her yıl önceki yıldan daha fazla olacak şekilde kadına şiddet de arttı, kadın cinayetleri de arttı. O halde bu sözleşmeyi yırtıp çöpe atmanın vakti gelmiştir, geçmiştir bile. Diyeceksiniz ki kadına şiddeti önlemek için imzalanan bir sözleşmede ne var ki kadına şiddeti artırdı? Ne yok ki? Her şeyden önce kadına bakış açısı yanlış. Erkeğe bakış açısı yanlış, topluma bakış açısı yanlış. Sözleşmenin girişinde bakın ne deniliyor. Kadına karşı şiddetin kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir tezahürü olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığının bilincinde olarak. Kadına şiddet çok basit, çok yalın edebiyat yapmadan kınanması gerekirken insana şiddet yasaktır, kadına şiddet iki defa yasaktır, çocuğa şiddet üç defa yasaktır diye yazılıp bitirilecek bir konu. Kadınlarla erkeklerin tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkileriyle başlayan mavallar. Erkeklerin kadınlara üstünlüğü tartışmasıyla devam eden konuyu bağlamından koparan ve esas amacın şiddeti önlemek olmadığını ispatlayan söylemler. En nihayetinde de kadınların ilerlemesinin önlenmesi gibi absürt bir noktaya geliş. Hepimiz erkeğiyle kızıyla bir anneden doğduk. Sapkınların piyasaya çıkmadığı tarihler için söyleyelim, hepimizin evliliği bir erkekle bir kadın arasında yapılıyor. Çocuklarımızın cinsiyetini biz belirlemiyoruz, kızı olan var, erkek çocuğu olan var, ikisine birden sahip olan var. Ama bu toplumda hiç kimsenin ben senden üstünüm o halde ben seni döveceğim dediğine de şahit olmadık. Anneyle baba arasında güç kavgası yapıldığına da şahit olmadık. Kadınların ilerlemelerine engel olmaya da şahit olmadık. Neye şahit olduk? Erkeğin ben özgürüm, istediğimi yaparım demesi üzerine onunla yarışan kadının da o halde ben de özgürüm, ben de istediğimi yaparım dediğini gördük. Oysa ne erkek eşi dışında istediği kadınla gezip dolaşma anlamında özgür, ne de kadın erkekle yarışmak için söylediği üzere şunu da yaparım bunu da yaparım anlamında özgür. Doğru olan ne ne erkek eşine ihanet etmeli ne de kadın ona misilleme yapmalı. Bugün çağdaş olduğunu iddia eden kesimlerde bile kadınlar itiraf ediyorlar. Eşimin günü birlik ilişkisine ses çıkarmam, çıkartsaydım ilişkimiz bu kadar sürmezdi diyorlar zinayı kabullenmişler. İslam'ın yasak kıldığı bir eylemi erkek yapabiliyor ve kadın buna razı olmak durumunda kaldığını kabul ediyor. Arada bir tanesi de iki tanesi de madem öyle deyince işte o aşamada kavgalar çıkıyor, kadına şiddet başlıyor. Öyle ki kadına yönelik şiddet ekonomik özgürlüğünü elde etmiş kadınlara yönelik olarak bile yaşanıyor. Akademik kariyere sahip kadınlar bile aile içi şiddete maruz kalabiliyor. O zaman tartışmayı felsefi boyutlara taşımaktansa dinimizin de öngördüğü şekilde karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri düzenleme yerine sen dedin ben dedim sen benim akşamları eğlenmeye gitmemi engelledin yok esas sen benim ilerlememi engelledin demeden darbeci Kenan Evren'in anayasasında bile toplumun temeli diye belirtilen ailenin gündemine erkek kadın yarıştırmasını sokmadan aileye tamamen materyalist pencereden bakan İstanbul Sözleşmesi'ni yırtıp, cennet annelerin ayakları altındadır temel felsefesine uygun olarak kadınlar birer emanettir bakış açısına bağlı olarak ilişkileri düzenlemeliyiz. Ben emanet falan değilim diyenlere ise diyecek bir şeyimiz yok. İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddeti bitirmek istediniz, geldiğiniz nokta ortada. Sen emanet olmamakta özgürsün. Ama bu milletin insanlarına materyalist sistemi dayatmaya da hakkınız yok. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit